Merhaba Robo. Umarım geçtiğimiz videoda tasarladığımız oyun ilgini çekmiştir. Evet. Hem oynamak çok eğlenceliydi, hem de üzerinde çalışarak bazı özellikler eklemek. Bunu duyduğuma çok sevindim. Hangi özellikleri ekledin? Oyun bittiğinde tekrar başlatmak için önce stop, sonra play tuşuna basmak gerekiyordu. Yaptığım geliştirmeden sonra ise artık oyun bitince tek bir tuşa basarak oyunu başlatabiliyorum. Böylece haklarım tükense bile hızlıca yeniden oynayabiliyorum. Ayrıca ekranda bazı ödüllerin görünmesini ve bu ödülleri toplayarak ekstra puan toplanmasını sağladım. Şimdilik yapabildiklerim bunlar. Bence oldukça iyi geliştirmeler olmuş. Çünkü bahsettiğim bu özellikleri kodlamak hiç de kolay bir iş değil. Bu arada ben de boş durmadım ve oyun üzerinde çalıştım. Senin ifade ettiğin özelliklerin yanında birkaç özellik daha eklemeyi başardım. İstersen öncelikle oyunun son halini ve oynanışını bir görelim. Gördüğün gibi bir giriş ekranımız ve ekranımızda bazı yönergeler var. Giriş ekranının arka planda yer alan görsele ekranda bağlantısını paylaştığım siteden ulaştım. Şimdi boşluk tuşuna basarak oyuna başlayalım. Oyun ekranında da bir arka plan ekleyerek uzay izlenimi yaratmışsın. Evet, bu da eklediğimiz özelliklerden bir diğeri. Bunun yanında ekranda aynı senin de kendi oyununa eklediğin gibi 3 farklı ödül türü beliriyor. Bunlardan biri ek puan almamızı sağlayan ödül. Bir diğeri ateş etme hızımızı arttırmaya yarayan bir ödül. Sonuncusu ise tek değil de aynı anda 2 lazer ateşlememizi sağlayan ödül. Bu ödülleri aldığımızda puan, arka arkaya ateş edilen lazer sayısı ve aynı anda gönderilen lazer sayısındaki değişime dikkat et. Lazer ile ilgili değişiklikleri yapabilmek için bir lazer ekrandan kaybolmadan bir diğerini de gönderebiliyor olmamız gerekli. Bu da oyun için yeni bir özellik sayılabilir ve bunun benzerini daha önce yaptığımızı hatırlıyorum. Evet, benzer bir uygulamayı lazerler bir liste içerisinde tutarak ve sırayla ekrana bastırarak gerçekleştirmiştik. Son olarak göstermek istediğim şey ise oyun bittiğinde karşımıza çıkan ekran. Burada da görsel bir düzenleme yaptığımın farkına varmışsındır. Ayrıca burada boşluk tuşuna basılınca oyunun tekrar başlamasını sağladığımız özelliği de görüyorsun. Özetle, eklediğim özellikler bunlar. İstersen bu özellikleri içeren kodu ekranda paylaşalım ve beraberce değişikliklerin ve eklemelerin üzerinden geçelim. Oldukça uzun bir program olmuş. Evet, biraz uzun bir program oldu. Ama bugüne kadar gördüğümüz konuları test etmek için de iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. İlk olarak göstermek istediğim nokta lazer ile birden fazla ateş etme özelliği. Ama ondan önce bir iki ufak değişiklikten de bahsederek başlayalım. İlk oyunumuzda kullandığımız gemi görselini değiştirmek istedim. Sizler için zorunlu bir durum değil tabii ki. Yeni bulduğum resim çok büyük olduğu için resmi oyuna uygun bir boyuta dönüştürdüm. Bunun için öncelikle PyGame sınıfını programın başında import komutuyla ekledim. Sonrasında Transform Scale komutunu kullanarak işaretli satırda gördüğün gibi gemi aktörünü uygun boyuta dönüştürdüm. Aynı işlemi lazer için de gerçekleştirdim. Boyutunu değiştirdiğim tüm aktörlerin son hallerini vermek için alt çizgi Update Pose komutunu kullandım. Şimdi birden fazla lazer ateş etme kısmına geçelim. Bunun için öncelikle lazerlerin tutulacağı boş bir liste oluşturdum. Daha sonra bu lazerlerin bir döngü sayesinde ekrana basılmasını sağladım. Bundan sonraki aşama ise lazerlerin meteorlar ile temas ettiği durumu oluşturmak. Normalde tek bir lazerin olduğu durumu oluşturmak oldukça kolay. Meteorlar ve lazerler ayrı ayrı iki liste olduğu için çarpışma kontrolü yapmamız gereken çok fazla aktör oldu değil mi? Evet Robo. Bu nedenle meteorların çarpışma ve ekran hareketlerini kontrol ettiğimiz döngünün içerisinde bir döngü daha oluşturmamız gerekiyor. Yani iç içe iki döngü kullanacağız. Bunun için bu döngü içerisinde meteorun ekranın içinde olduğu ve gemiye çarpmadığı koşulun içinde bir döngü oluşturdum. Bu döngü işaretli satırda göreceğin gibi lazerler listesindeki her bir lazer için ilgili meteorla olan teması kontrol ediyor. Temas sağlandığında puanı artırıp meteoru başa gönderiyor. Ayrıca meteorla çarpışan lazeri listeden siliyor. Son olarak da bir patlama sesi geliyor. Ben patlama sesini ekranda gördüğün siteden elde ettim. Sen de biraz araştırma yaparak
benzer sesler bulabilirsin. Peki lazerlerin yukarı hareketini nasıl sağladın? Şimdi programdaki bu noktaya odaklanalım. Bu hareket için bir fonksiyon tanımladım. Senin de hatırlayacağın gibi geliştirme özelliklerimizden biri aynı anda iki lazer ateş etmek olacak. Bunun için ikinci lazer için aynı kodları yazmak yerine bu işlemi gerçekleştiren ve ismini lazer alt çizgi hareket olarak koyduğum bir fonksiyon oluşturdum. Ve bu fonksiyonu update fonksiyonun sonunda ancak oyunun oynandığı, yani başlangıç ve bitiş ekranlarında olunmayan durumlarda çalışacak şekilde konumlandırdım. Şimdi gelelim lazer hareket fonksiyonuna. Bu fonksiyon girdi olarak bir liste alacak. Senin de tahmin edeceğin üzere. Aslında gerisi basit. Bu listenin içindeki her bir aktörün, yani lazerin y koordinatını 10 azaltıyoruz. Ve bu sayede yukarı hareket efekti veriyoruz. Ekranın dışına çıktığında da listeden siliyoruz. Burada başka bir soru daha aklıma geldi. Lazerlerin nerede listeye ekledik? Önceki programımızda yer alan, ancak burada süreç değiştiği için yer vermek istemediğim lazer alt çizgi ates isimli fonksiyonu silerek işe başladım. Onun yerine oyun oynarken boşluk tuşuna basıldığında ateş alt çizgi et ismini verdiğim başka bir fonksiyon tasarladım. Şimdi bu fonksiyonu inceleyelim. Bu fonksiyon içerisinde ilk olarak yaptığım iş, ihtiyaç duyacağım değişkenleri global olarak tanımlamak oldu. Birazdan bahsedeceğim. Çift lazer atma durumunda kontrol etmek için bir koşul yer alıyor. Şimdilik koşuldan ziyade koşulun else bloğu içindeki kısma odaklanalım. Bu kodlar tek lazere sahip olduğumuz durumda çalışacak kodlar. Burada lazer aktörünün orta noktasını gemi aktörüyle eşitliyor ve sonrasında lazerler listesine ekliyoruz. Devamında lazer sesini çalıyoruz. Sanırım devamındaki satırları daha sonra açıklayacaksın. Evet, o satırların da sırası gelince anlatılması sanırım daha sağlıklı olacaktır. Şimdi yeri gelmişken iki farklı lazer ateşlemeye oluşturan kodları inceleyelim ve kalan kısmı bir sonraki videoya bırakalım. Bunun için öncelikle ikinci lazer için bir liste oluşturmamız gerekiyor. Aynı ilk lazerde olduğu gibi. O zaman bir lazer için yapılan işlemleri ikinci lazer için de tekrarlayacağız, değil mi? Aşağı yukarı öyle. Ancak öncesinde bir aktöre daha ihtiyacımız olacak. Bu aktör için kullanacağım görseli ekrandaki bağlantıdan buldum. Sen de uygun olan bir görsel bulabilir ya da kendin çizebilirsin. Bu aktöre çift lazer ismini verdim ve rastgele bir noktada konumlanmasını sağladım. Oyun içinde çift lazer atma geliştirmesi tek bir sefer alınabileceğinden bu durumu kontrol edebilmek için bir koşul durumu oluşturdum. Koşul durumu için bir değişken oluşturdum ve çift lazer alındı ismini verdim. İlgili görselin ekrana basılmasında bu değişkenin içerisindeki değere bağladım. Çift lazer alındı değişkeni true ise ekrana basılacak, false ise basılmayacak. Peki bu değişkenin içerisindeki değeri nasıl belirleyeceğim? Yani program başladığında false değeri vermiştin. Ekranda beliren ve çift lazer ismini verdiğin aktöre gemiyle temas edildiğinde değerin true olması gerekiyor, değil mi? Gördüğün satırda bu kontrolü gerçekleştiriyoruz. Eğer gemi çift lazer aktörüne temas etmişse çift lazer alındı değişkeni true yapılıyor. Anladım. Şimdi de buradan ateş et fonksiyonuna geri döneceğiz, değil mi? Evet. Hemen bu fonksiyonun içerisine tekrar odaklanalım. İşaretli satırda çift lazer alınma durumu kontrol ediliyor. Biraz önce tek lazer durumunu incelemiştik. Şimdi çift lazer durumuna bakalım. Aslında burada tek lazer için yaptığımız işlemlerin aynısını iki liste için de yapıyoruz, değil mi? Hemen hemen aynı satırlar. Doğru. Tek farklı nokta bu iki listedeki lazerlerin üst üste gelmemesi için birini biraz sola ve diğerini biraz sağa kaydırdım. Bu işlem için X koordinatında yapılan basit bir çıkarma ve toplama işlemi yeterli oldu. Onun haricinde meteorla temas durumunu ve yukarı hareket etme durumunu ikinci lazer listesi için de gerçekleştirdim. Bu sayede artık iki lazer gönderebileceğiz. O zaman geriye bonus puan alma, daha fazla ateş edebilme ve oyun arka planını değiştirme kaldı. Evet Robo, istersen bu özellikleri bir sonraki videoya bırakalım. Siz de yaptığımız oyunu geliştirmek için yeni özellikler ekleyebilirsiniz. Yaptığınız yenilikleri yorum kısmına yazmanızı bekliyorum. Şimdilik görüşmek üzere.